alnı ve sırtından ter boş alan Kaiser imzalayacak mısın diye sordu. Ya bu nasıl bir tansiyon yani iki tane koca. Kaiser Wilhelm'in 3. Napolyon'a çok benzediğini görüyoruz. 3. Napolyon da böyle sanki cebinde 10 kilo anlaşma varmış gibi gezer. Aralarında işte aile dedikoduları, bütün Avrupa hanedanlarının hakkındaki sohbetler, işte İngiltere'de şu olmuş, Portekiz böyleymiş, Belçika kralı şunu demiş falan gibi geyikler döndükten sonra Efendim selamlar, Tarih 101'e hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına çok enteresan bir konuyla çıkacağım, çok enteresan bir mevzudan bahsedeceğim. Aslında daha önce ben bunu Twitter'da yazdım. Yani bölümlerin içerisine bu Kızıl Devrim serisinin içerisine çok alamadım ama Twitter'da yazdım. Bir arkadaşımız da sağ olsun bunu görev edindi. Abi bu konuyu anlatacaksın ben de bunun takipçisi olacağım dedi. E, kendisi sağ olsun 2-3 günde bir de mesaj atıyor bana. Abi bu Björk anlaşması vardı, Björk anlaşması vardı diye. Kendisiyle böyle hoş bir sohbet oluşturduk. Zaten sağa sola da bırakırım bununla ilgili o DM'leri. Kendisine de buradan selam olsun. Bugün anlatacağım konunun biraz detaylarından bahsetmek istiyorum. Aslında mevzumuz şu an hali hazırdaki belgesel serisine çok da uzak değil. Çar Nikolay ve Kaiser Wilhelm arasında geçen bir hadiseden bahsedeceğim. Tabii bu iki şahsiyetin de nasıl bir karaktere sahip olduğunu burada biraz anlamamız lazım. Nasıl bir geçmişlere sahip olduğunu da anlamamız gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. İki karakterin hikayesi birbirinden çok ayrılıyor. Çar Nikolay'ın yetişme tarzıyla hayat şekliyle Wilhelm'in arasında ciddi bir fark var. Öncelikle Kaiser Wilhelm ülkemizde çokça bilinen ki bizi de yakından ilgilendiren bir şahsiyet. Hayatı da pek renkli, pek enteresan detaylara sahip. Kaiser Wilhelm'e baktığımızda doğumu aslında bir devletinde doğum sancılarına denk geliyor. Yani Alman İmparatorluğu'nun ortaya çık dönemlerden hemen önce yani doğuşundan hemen önce dünyaya geliyor ve haliyle çocukluk dönemine baktığımızda çok militarist bir ortam var. Kendisi de bundan etkilenerek mesela üniforma bağımlısı haline geliyor. Yani bağımlısı mı denir buna yoksa üniforma hastası mı diyebiliriz? Tam e... ne yani ne diyeceksin ne diyeceğine Bil, bil, tam olarak nedenmesi gerekir onu size bırakıyorum ama üniformalar konusunda çok enteresan bir tutkusu var doğumunda da problemler yaşanıyor Bundan dolayı Hatta doğumunda yaşadığı sıkıntıdan dolayı bir kolu diğerinden kısa ve bütün hayatı boyunca bu e, farklılığı ya da bu eksikliği mi denir bilemiyorum gizleyerek hayatını yaşıyor her fotoğrafında bakarsanız bir kolu böyle daha geridedir veya e, farklılığını göstermeyecek şekilde fotoğraf çekilmeye çalışır ve fakat kendisi Aslında Almanya'nın kurucu kadrosunun biraz dış kalıyor. Bu biraz yaşla alakalı. Hani bugün bile devam eden bir mevzudur bu. Z kuşağı, Y kuşağı. Hani siz şunu gördünüz, siz bunu görmediniz gibi. Prusya'da da benzer bir durumu oluyor. Kaiser Wilhelm Prusya'nın kuruluş aşamalarına çocukken denk geliyor. Haliyle o neslin neler yaşadığını, Bismarck'ın, dedesi Wilhelm'in neler yaşadığını, babasının deneyimlerini pek e, yaşayamıyor. Yani onlarla beraber o muharebelere girmediği için farklı bir dünya görüşüne sahip bir şahsiyet. Yani 1800'lerin sonunda tahta çıktığında tam olarak böyle bir manzara içerisinde. Diğer taraftan baktığımızda Charles Nicolay çok daha sıkıntılı yollardan gelmiş bir isim. Kendisi 3. Alexander'ın oğlu. Çocukluğunda çok travmatik bir hadise yaşıyor. Dedesi 2. Alexander, yani 3. Alexander'ın da babası olan 2. 2. Alexander Narodnaya Volya örgütü tarafından bir terör saldırısıyla öldürülüyor. Korkunç bir şekilde öldürülüyor. Çar Nikolay çocukluğunda buna şahit oluyor. Yetmediği gibi 3. Alexander döneminde de benzer saldırıların, benzer suikast girişimlerinin yaşandığını görüyor. Haliyle biraz e, endişeli ve travmatik bir şahsiyet. Bunun yanında babasının da eleştirdiği yönleri var. Kendisi için şair ruhlu bir çocuk, şair ruhlu bir karakter diyor. Yani onu bir hükümdar olarak da aslında çok e, yakıştırmıyor tahta. Fakat kader onu bu tahta getirecek. Şimdi bu denkleme baktığımızda yani iki hükümdarın yolu nerede kesişiyor? Aslında çocukluklarından itibaren kesişiyor çünkü çok net bir akrabalıkları var. Bunu şöyle kısaca özetleyebiliriz. Yani birçok Avrupa hanedanı birbiriyle akraba ama temelde iki nokta çok kritik. Önce Alman kralı daha sonra Almanya imparatoru olan 1. Wilhelm 2. Alexander'ın dayısı. Yani o derece bir yakın akrabalık var aralarında. E, haliyle doğan çocuklarda kuzen oluyorlar ve bu iki kuzen arasında da çocukluklarından itibaren bir temas bulunuyor. Bu ikilinin temaslarında Nikolay biraz ilginç bir tutumda. Wilhelm'den biraz rahatsız, tiksinir tavırda. Çünkü Wilhelm biraz daha böbürlenen, biraz daha kibirli mağrur bir tavır içerisinde yaşarken Çar Nikolay daha şair ruhlu bir isim, daha naif bir isim. Haliyle Wilhelm'den biraz rahatsız. Efendim ikilinin kaderi aslında 1894 yılında değişiyor. Yani yani Wilhelm'in kaderi biraz daha eskiye dayansa da 2. Nikolay'ın tahta çıkmasıyla yani Çareviç Nikolay'ın aslında tahta çıkmasıyla ikilinin kaderinin değiştiğini söyleyebiliriz. Bu da yaklaşık olarak 1894'e tekabül ediyor. Bu dönem dünya siyasetinin değiştiği bir dönem. Aslında iki ülke arasında ittifaklar sistemi dediğimiz bir sistemle 1870'lerden itibaren kurulan bir bağlantı ve yakın ilişki var. Bunun temelinde Bismarck yatıyor. Ki zaten Bismarck'ın ittifaklar politikasını daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Yapmıştım. Şöyle sağa sola bir yere atarım. Bismarck şunu söylüyor. Biz 1871'de taşları çok temel bir şekilde yerinden değiştirdik. Yani bütün Avrupa'nın sistemini yerinden oynattık. Bu sistem değişikliği birçok ülke tarafından kabul edilmeyecek. Bizim hızlı yükselişimiz diğer ülkeleri rahatsız edecek. E, haliyle ne yapmamız lazım? Daha stabil, daha dengeli bir ortam sağlamamız lazım. Burada da birbirinden farklı ittifaklar kuracak. Bu ittifakların temelinde şu yatıyor. Biz Fransa'yı dövdük. Yani o büyük savaşta 1871'de Fransa'yı dövdük. Fransa'nın bize karşı yapabileceği en büyük kötülük Rusya ile birleşmek. Çünkü coğrafyaya baktığınızda yani haritaya baktığınızda Almanya ortada, doğusunda Rusya, batısında Fransa. Eğer böyle bir savaş çıkarsa yani Fransa ve Rusya'nın bir arada olduğu bir savaş çıkarsa ne olacak? Almanlar ortada tabiri caizse tost olacaklar. Bu çok ciddi bir tehlike Almanlar için. Almanlar da yani Bismarck da bunun farkında olduğu için devletler arasında bir denge kuruyor. Fakat bu denge bir müddet devam edecek. 1890'lı yıllara geldiğimizde işin rengi değişecek. Çok defa test ediliyor bu arada. Çeşitli krizlerle özellikle Balkan krizi gibi krizlerle bu ittifaklar dağılma noktasına gelse de Bismarck ondan alıyor öbürüne veriyor öbüründen alıyor ona veriyor. Bir şekilde herkesi işin içinde tutuyor. Ancak 1890'dan itibaren hikayemizin resmi değişiyor. Almanya bu üçlü ittifak dediğimiz anlaşmayı yani Almanya, Avusturya, Macaristan ve Rusya arasındaki anlaşmayı 3 yılda bir yenilenen anlaşmayı yenilemeyi istemiyor ve buna karşı çıkıyor. Haliyle bütün sistem burada bozulmaya başlıyor. Bunun da sebebini çok hızlıca açıklamam iyi olur. Burada Kaiser Wilhelm etkisi başlıyor. 2. Wilhelm'in dünya görüşünde Almanya bir Weltpolitik yani dünya siyaseti izlemeli, dünya politikası izlemeli, genişlemeli, büyümeli. Hani dedik ya gençliği biraz daha fazla özgüvenli geçiyor diye. Bu noktada da biz bunun tam olarak karşılığını görüyoruz. Rusya yerine işin içine İngiltere'yi dahil etmeye çalışıyor. Gidiyor başka ülkelerle görüşüyor. Ya, Kaiser Wilhelm'in şu noktada 3. Napolyon'a çok benzediğini görüyoruz. 3. Napolyon da böyle sanki cebinde 10 kilo anlaşma varmış gibi gezer. Lüksemburg'u birine satar, öbürüne başka bir şey teklif eder. Döner Osmanlı'ya bir şey söyler, İngiltere'ye başka bir şey söyler. İnanılmaz bir ittifak ağı oluşturmaya çalışır. Ancak anlaşmalar %99 başarısız olur. Burada da çok benzer bir hikaye görüyoruz. Kaiser Wilhelm e, aynı Napolyon gibi herkese bir anlaşma satmaya çalışıyor. Tabi ilk başta bunu Rusya'yı denklemden çıkartıp İngiltere'ye alma veya işte bazen İtalya yerine konuluyor. Bu şekilde yapsa da yıllar içerisinde çok farklı denklemler kuracak. 1890'dan itibaren Rusya'nın yalnızlaştığını görüyoruz. Bu dönemde Alexander var Rusya tahtında. II Nikolay'ın babası haliyle yeni bir rota e, arayışında bulunuyor ve Almanların aslında korkulu rüyası olan Fransa'yla yakınlaşmaya başlıyor. Bu önce ekonomik alanda sonra siyasi, askeri alanlarda gelişiyor ve 1894'te Rusya Fransa ile birlik haline geliyor. İkisi masaya oturuyor ve anlaşma sağlıyor. Bu tarihten itibaren Kaiser Wilhelm aslında ufaktan bir korkuya başlayacak. Ne korkusuna başlayacak? Fransa Rusya arasında kalma. O meşhur Bismarck Nightmare denilen yani Bismarck'ın kabusu denilen olay burada Wilhelm'in de başına geliyor ve bundan sonra kendi kaderini şunun üzerine çizmeye başlıyor Wilhelm. Diyor ki ben bu Fransa ile Rusya'nın arasını bozmam gerekiyor. Yani bunların arasını açmam gerekiyor. Hele ki İngiltere'nin bu denkleme dahil olmasıyla birlikte e, işler iyice sarpa saracak. Bu dönemdeki bir diğer kritik gelişme Rusya'nın başına gelenler. Rusya Fransa ile anlaşsa da Uzak Doğu'da büyük bir felaket yaşayacak ki bunu da daha önceki bölümlerden birisinde anlattım. Rus-Japon Savaşı yaşanacak ve Rusya burada hiç beklemediği, ne dünyanın ne Rusya'nın ne de Avrupalı ülkelerin ummadığı bir felaketi e, yaşayacak. Tam bu dönemde Çar Nikolay aslında e, varoluşsal sancılarını yaşamaya devam ediyor. Çünkü hükümdarlık döneminde biz şöyle bir şey görüyoruz. Biraz özgüven olduğu için. Bakanlarını birbirine düşürmek, efendime söyleyeyim arkalarından entrika çevirmek, çok güçlenen bir bakan olursa onu alaşağı etmek bir şekilde ki bunu nasıl yapıyor? Bir bakan çok sivrildi, çok ön plana çıktı. Bir başka bakanı kendi yanına almaya başlayarak aslında gücü biraz daha ona kaydırıyor ve daha sonrasında onların arasında çatışma çıkararak kimsenin çok geniş bir hakimiyet sağlamamasını istiyor ve bu şekilde o bakanlar arasındaki çatışmalardan kendi hakimiyetini koruyor. Ancak bu bakanlarını Devlet adamlarında yıldırmış durumda çok ani dönüşümler yapabiliyor. Yani birisi çok başarılıysa, çok güçlü bir figür haline gelmişse hemen onun ipini çekebiliyor. Ki bunun birçok da örneği bulunuyor. En temeli de Sergey Witte olarak karşımıza çıkar. Sergey Witte de bu sürecin kurbanlarından birisi. Peki bizim bu Björk anlaşmamız, yani en başta bahsettiğimiz hikaye tam olarak nasıl ortaya çıkıyor? Bu hikayenin ortaya çıkışı Temmuz 1905'e dayanıyor. Yani o mağrur ve blokları birbirinden ayırmaya çalışan Kaiser Wilhelm ve kararsız, tutarsız, bakanlarıyla kavgalı, devlet adamlarıyla kavgalı olan Çar Nikolay. Bu ikisinin arasında bir ziyaret gerçekleşecek ve o meşhur olay yaşanacak. Bunlar e, Büyükor Adası açıklarında yatlarını demirliyorlar ve iki tarafta bir dinlenme halindeyken bir karşılıklı ziyaret, buluşalım fikri ortaya çıkıyor. Kaiser Wilhelm ve Çar Nikolay bir araya geliyor. Aralarında işte aile dedikoduları, bütün Avrupa hanedanlarının hakkındaki sohbetler, işte İngiltere'de şu olmuş, Portekiz böyleymiş, Belçika kralı şunu demiş falan gibi geyikler döndükten sonra esas mevzu bir anda ortaya çıkıyor. Kaiser Wilhelm Çar'a onun yaşadığı sıkıntılardan bahsederek ya sorma işte birader sorma kuzen şöyle böyle oldu dedirterekten onu biraz arabesk bir ruh haline alıyor ve daha sonrasında çok enteresan bir tutumla yani çok yakın oldukları bir anda artık e, belki viski içiyorlar belki sohbet ediyorlar çok yakın oldukları bir anda cebinden bir anda böyle bir senet çıkartarak belge çıkartarak ya benim de yanında şöyle bir şey bulunuyordu diye belgeyi Charles Nicola'ya uzatıyor. Peki bu belge nedir? Yani Çar ya vermeye çalıştığı belge nedir? Çok enteresan bir belge. Direkt size maddeleriyle bu bahsettiğimiz anlaşmayı okuyacağım. Anlaşmanın kapsamı şu. Tam 4 maddeden oluşan bir anlaşma. Björk anlaşması. İki imparatorluktan biri Avrupa'daki bir gücün saldırısına uğrarsa müttefiki Avrupa'daki bütün kara ve deniz kuvvetleriyle ona yardım edecektir. İkinci madde Taraflar herhangi bir ortak hasımla ayrı ayrı barış yapmamayı kabul eder. İş bu anlaşma Rusya ile Japonya arasındaki barış akdedildiği anda yürürlüğe girer. Bir yıl önceden feshedilmediği sürece geçerliliğini korur. Rus İmparatoru bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Fransa'yı bu anlaşmaya dahil etmek ve onu müttefik olarak katılmaya ikna etmek için gerekli çabaları harcayacaktır diyor. Şimdi bu anlaşmada şöyle bir sıkıntı var. Bu anlaşmanın çok benzerini Ruslar Fransızlara da satmış durumda. Yani onlarla yaptığı anlaşmada Fransızlarla yaptığı anlaşmaya çok benziyor. Bir diğer taraftan burada bahsedilen aslında İngiltere ve Fransa'nın olası birleşmesi ve Almanya'ya karşı girişmesi. Yani Almanlar kendilerini güvence altına almaya çalışıyor. Kaiser Wilhelm Charles Nikola'yı kaşımaya devam ediyor. İşte ya Berti amca da, Berti amca dedikleri de İngiltere kralı 7. Edward. Berti amca da şunu yapmış, bunu söylemiş, bizim hakkımıza şöyle demiş. Rusların arasını hep bu bozuyor, Almanlarla Rusların arasını mahvediyor falan gibi Böyle aile dedikodularıyla çarı kaşıyarak işleri iyice duygusallaştırıyor ve hatta burada çok enteresan anlar yaşanıyor. Çar Nikolay yönünden de, Kaiser Wilhelm yönünden de. Bunlardan da bir kesiti size Simon Sebak Montefiore'nin kitabından bir alıntı yapmak istiyorum, okumak istiyorum. Çok enteresan bir nokta. Billy ne olur ne olmaz diye cebinde bulundurduğu bir Rus-Alman anlaşması metnini çıkardı. Hülyalı gözleri ışıldadı diye yazacaktı Billy. Zarftan çekip aldığım kağıdı açarak 3. Alexander'ın masasına koydum. Mükemmel, bütünüyle hemfikirim dedi Çar. Kendi ifadesiyle kalbi kulaklarını çınlatacak kadar hızlı atan, alnı ve sırtından ter boşalan Kaiser imzalayacak mısın diye sordu. Ya bu nasıl bir tansiyon yani iki tane koca. Bunlar bu arada direkt yani Montefiore'nin eserindekiler direkt iki hükümdarın günlüklerinden, notlarından çıkartılan şeyler. Evet imzalayacağım diyor Çar Nikolay da ve heyecanla kucaklaşıyorlar. Bu anlaşmanın şöyle bir sıkıntısı da var. Bu anlaşmaya göre Avrupa'da çıkacak bir konflik yani bir çatışma çözüme ulaşacak Almanya ve Rusya açısından. Ancak bir uzak doğu çatışması da var. Aynı zamanda Hindistan'da da ülkeler çatışıyor. Bu yüzden tüm dünyayı kapsamayan bir anlaşma Rusların işine gelmeyecek. Ciddi anlamda bundan zarar edecekler. Bir diğer taraftan Çar Nikolay bunu birçok devlet adamından habersiz yapıyor. Çok mutlu bir şekilde devlet adamlarına gelip şunu söylüyor. Bakın işte Kaiser Wilhelm benim Vili, kankam Willy bana şöyle bir anlaşma getirdi. Ben de imzaladım. Bakın artık Alman tehdidi yok. Karşımızda böyle bir tehlike yok. Onlarla uzlaştık. Her şey çözüldü. Yani devlet adamları buna ne diyecek? Yani çarım işte Nikolay güzel söylüyorsunuz fakat bir diğer taraftan da biz Fransızlara da bu anlaşmayı sattık. Yani Fransızlara da aynı koşulları verdik. Fransa ile Almanya'nın bir arada olması mümkün değil aynı ittifakta bulunması mümkün değil. Siz bu anlaşmada Fransızlarla Fransızları da bu kutba, bu ittifaka dahil edeceğinizi söylemiştiniz. Bu olacak iş değildir. Yani bizim bugüne kadar izlediğimiz 1892'den 1905'e, 1906'ya kadar izlediğimiz bütün siyasetin çöpe atılması demektir diyorlar ve haliyle karşı çıkıyorlar. Çar anlaşmayı devlet adamlarıyla tartışsa da Sergei Witte ve Vladimir Lambsdorff bu anlaşmaya bir özellikle şerh düşüyorlar. Fransa'nın bu ittifaka dahil olması halinde anlaşmanın ancak yürürlüğe girebileceğini Wilhelm'e iletmesini istiyorlar. Çar'ın yani anlaşmayı aslında suya düşürüyorlar diyebiliriz. Anlaşma hiçbir zaman iptal edilmiyor. Hiçbir zaman da yürürlüğe girmiyor. Böyle Araf'ta kalmış bir anlaşma. Almanya tarafında çok daha enteresan bir durum yaşanıyor. Alman şansölyesi Bernard von Bülow Kaiser'e gidip burada istifa mektubu veriyor. Yani siz bu anlaşmayı nasıl imzalarsınız? Bizim Hindistan'la ilgili çıkarlarımız var. İngilizlerle burada çatışıyoruz. Bu durumda bizi İngilizlerle direkt karşı karşıya getirirsiniz diyerek Kaiser'e atar gider yapıyor. Ve istifa mektubunu veriyor. Kaiser'in buna cevabı inanılmaz gerçekten yani böyle cihan hükümdarı olarak görülen bir ismin hiç vereceği cevaplardan birisi değil gibi duruyor ama gerçekten de böyle bir cevap veriyor. Sizden bir istifa mektubu gelirse ertesi sabah Kaiser'in artık hayatta olmadığını göreceksiniz zavallı karımı ve çocuklarımı düşünün diyor. Böyle yalvar yakar Bernard von Bülow'a gelerek onun istifa etmemesini istiyor ve ayaklarına kapanıyor resmen ve bu şekilde onu istifadan döndürüyor. Sonuç olarak bu enteresan senet yani Björk anlaşması dediğimiz enteresan senet ne Kaiser tarafında Almanya'da ne de Çar tarafında Rusya'da yürürlüğe girmiyor. Ama bu ikili arasındaki tuhaf yakınlaşma yani bu Björk'e'de yaşanan ilginç samimiyet Burada maalesef çok kısa sürecek. Çok kısa süre içerisinde iki kutup bir kez daha karşı karşıya gelecek. Daha enteresanı Fransa bu durumu haber alınca hemen diyor ki bu Ruslar elden kayabilir. Büyük bir kredi hazırlıyorlar. Ve o meşhur 1906'da Ruslara verdikleri krediyle Rusya'nın biraz olsun toparlanmasını sağlayacaklar. İkili arasındaki ilişkiler gelişecek. Ve hatta bu ittifakın içerisine İngiltere de katılacak. İngiltere Rusya Fransa ittifakıyla Birinci Dünya Savaşı'na gideceğiz diyelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra da bu şekilde bu konsepte videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz belgeseller yaptım ve sizler tarafından da çok güzel dönütler aldım, geri dönüşler aldım. Sizlerin beğenisi ve güzel yorumları beni çok mutlu ediyor. Fakat orada şöyle bir sorun oluyor. Belgesel içerik üretiminde yakın zamana kısıtlı kalmanız gerekiyor. Ve belli başlı konulara kısıtlı kalmanız gerekiyor. 1600'lerde, 1700'lerdeki bir insan için veya bir olay için görsel materyal bulmak imkansıza yakın. Çok tek tük yani 2-3 tane görsel oluyor. Bunların üzerinden içerik türetmek çok da mümkün olmuyor. Bu sebepten dolayı ben de böyle bir çözüm yolu buldum. Hem içerik üretimi açısından daha e, sağlıklı ve kolay bir şekilde mümkün olduğunca profesyonel yapmaya çalışacağım. Siz de bana geri dönüşlerinizde yani ışık çok olmuş, şurası şöyle olmuş, tipi şöyle, öbürü böyle gibi geri dönüşlerinizde e, bu içeriklerin türünü, tarzını şekillendirebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı, beğeni ve dislike'larınızı bekliyorum. Hepsinin yanı sıra şurada gördüğünüz veriler videoların aslında ne kadar az abone tarafından, ne kadar çok abone olmayan kişi tarafından izlendiğini gösteriyor. Bu sebepten dolayı sizden ricam kanala abone olmayı unutmayınız efendim. İlginize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.